Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Yoğun bir saatlik yayın akışıyla karşınızdayız. İlk etapta piyasalardaki tabloyu değerlendireceğiz. Endeks 101 bin puanın üzerine kadar geldi. Dolayısıyla buradaki pozitif momentum devam eder mi? Az sonra iş yatırımda Halil Barışkan'la değerlendireceğiz. Ardından özellikle Avrupa cephesinde yaşanan gelişmeleri bir parça dikkatinize sunmaya çalışacağız. Bu bağlamda otomotiv şirketleri yavaş yavaş üretime başlıyor. Dolayısıyla tablo netleşmeye başlıyor mu? Bunun detaylarını almak üzere Bloomberg muhabiri Oliver Saçkağ bizlerle birlikte olacak. Münih'ten telefon bağlantısıyla. Oradaki otomotiv endüstrisinin buradaki yansımasını da yine Taysat Başkanı Alper Kanca ile birlikte değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Sonrasındaysa programımızın kalan bölümlerinde Ernst & Young Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri Ufuk Eren bizlerle birlikte olacak. Ufuk Bey ile birlikte de özellikle son dönemde Türkiye'deki sağlık endüstrisinin geldiği durum, yatırım imkanlarının neler olduğu, teknolojik dönüşüm ve Türkiye'deki sağlık girişimciliğinin boyutları üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Programımızın en son bölümünde ise Tescilli Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Stamati bizlerle birlikte olacak. Özellikle ekonominin açılması aşamasında izlenecek rota ne olmalı? Markaların buradaki talepleri neler? Alışveriş merkezlerinin açılması için zamanlama nasıl şekillenmeli? Bunun detaylarını da İzzet Bey'le birlikte yorumlamaya çalışacağız. Biz önce piyasadaki rakamlar bize ne söylüyor hızlıca ona göz gezdirelim. Endeksin geneline yayılmış bir yukarı yönlü hareket var ki şu an itibariyle baktığımızda 101.254 puanda endeks. Kabaca 2500 puan kadar yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Genele yayılmıştan kastımızda 100 endeks içerisindeki 97 hissenin şu anda artıda olduğunu görüyoruz. Sadece bir miktar perakendelerde zayıflık var ama onun haricinde onlar da daha önce çok gitmiş olanlar. Dolayısıyla onların haricinde genel anlamıyla nispeten yukarı gitme iştahının kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede bankalara yoğun alış var. Başta Akbank olmak üzere. Akbank'taki şu an itibariyle prim %5,5'un üzerinde. Onu da söylemiş olalım. Keza yine Garanti Bankası'nda da benzer şekilde %2,5 civarında 3'lere gelmiş durumda yukarı yönlü hareket var. Dolayısıyla genel olarak bu momentumun oldukça pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Keza Yapı Kredi'de de %4 civarında prim görüyorum ben. Bununla beraber kurda yukarı yönlü hareket sürüyor. 6.99'lar civarına geldik bir kez daha. Dolar TL'de 7.58 ise Euro TL'de bulunduğumuz seviye olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan tahvil faizlerine baktığımızda ise %8.82 2 yıllık tahvil faizinde, 11.72 ise 10 yıllık tahvil faizinde bulunduğumuz düzey. Bununla beraber petrolde yine hareketliliğin çok yoğun şekilde hissedildiği bir gün. Özellikle Haziran vadeli kontratta da yine geçen ay sonunda fiziki teslimat nedeniyle ciddi şekilde yaşanan Mayıs kontratına benzer aşağı yönlü hareketin oldukça sertleştiği bir gün. 12 dolar 73 sent şu anda Amerikan tipi ham petroldeki fiyat ve %25'e gelmiş durumda oradaki kayıp. Tabii 4 dolarlık bir kayıpla buralara gelmiş oluyoruz ama fiyat nominal seviye olarak 16 dolardan 12,5 dolarlara kadar gerileyince elbette yüzdesel orantı olarak yüksek görünüyor. Ama oldukça sert hareketler devam ediyor. Brent petrolde bu arada 20 doların altına kadar gerilemiş oldu. Burada fiziki teslimat ve bu depolama kapasitesi yine tartışmalı olmaya devam ediyor. Güney Kore'den gelen açıklamalar vardı söz gelimi. Güney Kore Asya'daki 4. büyük depolayıcı ve şu an itibariyle neredeyse tamamen kapasitesinin dolu olduğunu söylüyorlar, açıkladılar. Dolayısıyla bunun da piyasa üzerinde önemli ölçüde etki yarattığını söylemek mümkün. Spot altının ons fiyatına baktığımızda ise orada şu an itibariyle fiyatın 1722 dolarlar seviyesinde olduğunu, 6-7 dolar kadar fiyatın aşağıya kaydığını görüyoruz. Avrupa borsalarında yukarı yönlü hareketler var. %1,5'lar, %2'ler görüyoruz yukarı yönlü hareketlerde. Dolayısıyla Stoxx 600 endeksi içerisinde %1,7 ama Almanya'da DAX endeksine baktığımızda primlerin daha da yüksek olduğunu, %2,5'ların üzerine taştığını gözlemliyoruz. Orada bankacılık endeksi ve bankacılık hisselerindeki kuvvet oldukça ön planda. Avrupa Komisyonu'ndan bankaların ayırdıkları karşılıklara yönelik atılan adımlar piyasa açısından son derece önemli, kaldıraç konusunda esneklik sağlayacağını açıkladı Avrupa Komisyonu. Bu nedenle bankalarda primler %4'lerin üzerine gelmiş durumda. Onu da ifade edelim. Amerikan vadelerine de keza yine sabah saatlerinden bu yana pozitif bir tablo var. Şu an itibariyle Amerikan vadelerini de %1'in üzerinde artıda görüyoruz. Gidelim bu noktada değerlendirmeleri almak üzere iş yatırımı Halil Barışkan bizleri bekliyor. Halil, rakamlara
puanlara bakınca endeks 101 bin puanın üzerine geldi. Genele yayılmış dedik. Bankalar üzerinde yoğunlaştığını söyledik. Dolayısıyla buradan sonraki aşama nereye taşıyabilir bizi? Bu momentum yurt dışına paralel olarak gelmeye devam etti. Ama yurt dışının zayıfladığı günlerde dahi Borsa İstanbul belli bir noktada durmayı başarıyor gibi duruyor. Merhaba Açıl. Öncelikle iyi yayınlar. Evet, yani 99 bin üstünde kaldığımız sürece kısa vadede momentumun korunup 102-103 bandına kadar devam edebilecek bir hareketin içerisinde olabiliriz. Bankalar zaten geri kalmıştı son dönemde. Bir hareket olacaksa da bunun bankalar önderliğinde olması pek şaşırtmadı. Zaten birinci çeyrek bilançolarında da genel olarak bankalar iyi bekleniyor. Bunların da artık fiyatlandığını ben düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte aslında hem endeks adına hem de bankalar adına da aynı şekilde bundan sonraki çeyreklerle alakalı hasar tespiti önemli olacak. Yurt dışındaki risk iştahı devam ediyor. Aslında bizim genel hisse senedi piyasasına baktığımızda şu an dünyada iki durum söz konusu. Gelişmiş ülke merkez bankalarının bu zamana kadarki aslında yapılan en büyük likidite enjeksiyonu, aynı şekilde de likiditeyi bırakmaları ve bu yönde yaptığı açıklamalar endeksleri tutuyor. Yani hisse senetlerindeki risk iştahını arttırıyor. Diğer yandan da beklenenden kötü gelen ekonomik veriler var. Bence bir toptan satış döneminden sonraki tepki hareketinin doygunluğa erişebileceği, aynı şekilde Merkez Bankası ve mali politika tarafında yapılan adımlarla beraber bence yeterli bir seviyeye geldiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra ekonomik verilerle merkez bankalarının atacağı adımlar tekrar tekrar aslında aşağı yönde merkez banka adımları, yukarıdan da satış baskısı oluşturabilecek ekonomik verileri biz yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Büyüme verileri olsun, aynı zamanda gelen bilançolardan ne kadar ekonomik anlamda ve şirketler anlamında ne kadar hasar aldıklarını göreceğiz. Açıkçası ben kısa vadede 99 bin üstünde kaldığımız sürece yurt dışına tabii bağlı olarak burada belki 102'ler, 103'ler görülebilir. Ben ama orta vade ve orta uzun vade yatırımı yapanlar için hisse senedi tarafında buraların alım fırsatından ziyade bu satış döneminden önce elde kalmış yeni konjonktüre, yeni ekonomik duruma uymayan hisse senetleri varsa ellerinde bunların çıkılabilmesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Orta uzun vadede yatırım yapmak isteyenler için ben özellikle önümüzdeki günlerde de gelebilecek olan ekonomik verilerle endekslerdeki satış baskısının artabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple de orta vadeli ve uzun vadeli alım yapmak isteyenler için daha cazip seviyelerin hisse senetleri piyasalarında gelebileceğini düşünüyorum. Ama kısa vadede momentumla iş yapanlar için de 99 bin üstünde kaldığımız sürece mutlaka fırsatlar olacaktır. O nedenle önümüzdeki süreçte işte bugün Bank of Japan'dan açıklamaya gelmişti. Önümüzdeki süreçte de bence gelecek olan ekonomik verilerin artık beklentilerden fazla olması, endekslerin geldiğimiz seviyelerde artık işte geçtiğimiz haftalardaki kadar tepkisiz kalmamasını sağlayacak seviyeler bence buralar. Ekonomik veriler beklentilerden kötü gelirse de bence yavaş yavaş piyasalarda bu durumla karşılaşıp risk değerlendirmelerini yapmaya başlayacaktır. O nedenle ben bu hareketin 99 bin stopla kısa vadede belki yatırımcılara katılabilir. Ama orta uzun vadede kalıcı olabilmesi için virüs tarafında oyun değiştirici bir şu an bir gelişme olmasını beklerim. Ya da yurt içerisinde de bizim ihtiyacımız olan doların karşılanmasını sağlayabilecek belki bir işte swap line olabilir. Öyle bir gelişme beklerim. Bunlar olmazsa da bence dipten gelen tepki hareketinin yavaş yavaş doygunluğa ulaştığı seviyelerdeyiz diyebilirim. Halil Barışkan, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın değerlendirmeler için. Şimdi gideceğiz Münih'e, Avrupa Otomotiv Pazarı'nda olup bitenleri değerlendirmeye çalışacağız. Bloomberg muhabiri Oliver Saçkal karşımızda. Oliver, good afternoon. Oliver, merhaba, iyi günler. Merhabalar. Son haberlerle başlamak istiyorum otomotiv sektöründen gelen. Çoğu otomotiv üreticileri üretimine tekrar başlamak üzere. Çünkü görüyoruz ki bir şekilde dağıtım hatları var. Şu an online çok popüler, öyle değil mi? Evet. Çok fazla şirket
başlamadı. Herkes başlamadı. Volkswagen başladı mesela. Bugün fasilitelerini açtı. Dünyadaki en büyük otomotiv üreticisi BMW ve yine motor üretimine başladı. Önümüzdeki hafta da farklı fabrikalarda üretimine başlayacak. Ancak Peugeot şu ana kadar kendini geri tuttu. Çünkü daha fazla araç üretmediklerini söylemek istiyorlar. Hali hazırda var olan araçları çünkü satılmadı. Çoğu şirket evet başlıyor ancak bazıları da kendini geri çekiyor. Aynı zamanda finansal anlamda otomotiv üreticilerin de sorunda olduğunu biliyoruz, sorun yaşadığını biliyoruz ve finansal destekten de bahsediliyor. Ne alabilirler sizce? Bu çok büyük bir soru. Herkes bunu merak ediyor ve bunun cevabını vermeye çalışıyoruz. Almanya'da genel bir destek var aslında. Çok fazla da tartışma var destek paketleriyle alakalı olarak. Genel paketler var. Hükümetin açıkladı mesela farklı konularda genel işletmeler için. Ancak doğrudan otomotiv üreticileriyle alakalı bir şey olmadı. Angela Merkel otomotiv endüstrisinin liderleriyle görüşecekler. Seçeneklerini değerlendirecek Angela Merkel mesela onlarla daha fazla çevresel anlamda iyi olan elektrikli araçlardan alımlarından da bahsedilecek mesela. Ancak herhangi bir karar verilmedi. Fransa'da biliyoruz ki bir 5 milyar euroluk bir kredi açıklandı Cuma günü. Yani somut bir adım atıldı Fransa'da. Ancak Almanya ve Fransa zaten şu an bu tarz endüstrileri desteklemekte en aktif ülkeler arasında. İki ülkede araç üreticilerinden daha çok hava yoluna odaklanmış durumda. Diğer önemli bir soru da görünüm ve aslında Avrupa otomotiv endüstrisinin satışları. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, yine çok iyi bir soru sordunuz ve bence herkes de bunu merak ediyor. Aslında şu an Bloomberg Intelligence'da Michael'la konuştuk. Onun da bir tahmini var ve bana şunu söyledi. Avrupa'da 16 milyar euroluk bir gelir eksikliği beklendiği söylendi. Diğer analistler de aslında çok fazla kayıp beklediklerini söylüyor. Avrupa'da %20'lik bir düşüş olduğu bir önceki yılla kıyaslandığı zaman çok büyük bir aslında araç satışlarına düşüş anlamına geliyor. Ve bunun da çok büyük etkisi olacaktır tabii ki bu şirketler üzerinde. Oliver, thank you very Oliver bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Avrupa otomotiv endüstrisi Türkiye açısından son derece önemli. Zira aslında en büyük ihracat pazarımız ve parça açısından da yedek parça ve yan sanayi açısından da buraya çok ciddi bir tedarik sağlıyor Türkiye. Buradaki fabrikaların açılması o anlamda bizim açımızdan da son derece önemli. TAYSAT, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Kanca var şimdi hattımızda. Alper Bey, nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle biraz önce Avrupa tarafına dair detayları aldık. Çok kolay değil oradaki endüstrinin de kendini bir anda toparlayabilmesi. Lakin ufak ufak ekonomiler açılmaya başladıkça buralarda da üretime dönme aşamasına gelinmiş görünüyor. Çok haklısınız. Oliver aslında çok güzel bir şekilde özetledi. Ve biz de Avrupa'nın sizin de söylediğiniz gibi biz çok önemli bir ihracat ülkesiyiz. Yani Türkiye'de sattığımız araçlar evet tamam ama Türkiye'de ürettiğimiz araçların sadece %20'sini biz Türkiye'de satıyoruz. Yani tüketici bizi dinleyen şu anda seyirciler bunu çok bilmiyorlar. Türkiye'de ürettiğimiz her 100 aracın 80'i biz ihraç ediyoruz. Dolayısıyla ihraç ettiğimiz ülkelerin başında da coğrafyanın başında da Avrupa geliyor. Avrupa bizim en büyük müşterimiz. Avrupa'da en ufak bir şey olduğunda bu bizi otomotivcileri çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Şu anda üretim çok doğru söylediniz yavaş yavaş tekrar ayağa kalkmaya başlıyor. Doğru, çok hızlı olmayacak bu iş. Mesela Oliver biraz önce Volkswagen'den bahsetti. Volkswagen bu hafta %10'luk bir kapasitesiyle o en büyük fabrikasında %10'luk kapasiteyle çalışmaya başlayacak, deneyecek, sağlıklı çalışma ortamını deneyecek. Bu yeni bir dönem artık, eskisi gibi değil. Artık belli mesafelerde insanlar duracaklar, eskisi gibi çok sık toplanmayacaklar falan. Bu yeni çalışma ortamını deneyeceğiz. Taşınması, yemek yemesi falan gibi bütün çevre, sosyal şartlara da buna uyum sağlamış durumda. Ama asıl sorun sizin de sorduğunuz gibi, peki bu ürettiğimiz araçları kim satın alacak? Çünkü şöyle düşünelim, henüz kriz bu noktaya gelmeden yavaş yavaş daha haberler artmaya başladığında zaten tüketici Avrupa'da araç almaya durmuştu.
Bir miktar araç şu anda stoklarda var. Asıl mesele burada ekonomideki oyuncuların, yani doğrudan tüketicilerin araç almaya istekli ve keyifli olması. Bunu sağlamak gerekiyor. Türkiye'de de bunu sağlamak gerekiyor. Avrupa'da da bunu sağlamak gerekiyor. Üretmek işin biraz daha kolay bir tarafı. Bunu bugünkü artık yeni salgına karşı geliştirdiğimiz metotlarla halledebiliyoruz. Ama piyasaların açılması gerekiyor. Satışın açılması gerekiyor. Online satışların artması gerekiyor. Ama günün sonunda bayi dediğimiz, yani o dağıtım teşkilatının da canlanması, insanların gidip araç alması gerekiyor. Bunun için hala daha bir süre daha var. Peki bu noktada bizim kendi fabrikalarımız ve yan sanayimiz ne durumda diye de sormak isterim. Üretime hangi aşamada, ne zaman başlanacak gibi görünüyor? Fabrikalarda belli başlı önlemler alındıktan sonra ki aslında ana fabrikaların bir bölümü üretime döndü, dönmeye başladı. Bir bölümü hala dönmedi ama önümüzdeki dönemde açılmayı ne zaman bekliyorsunuz? O önlemler alındıktan sonra üretim özellikle yan sanayi için ne şekilde, hangi takvimle önümüze gelir? Şunu söyleyeyim, biz otomotiv tedarikçileri, yani yan sanayicileri bu dönemde tam da fabrikalarımızı ana sanayiler gibi kapatamadık. Çünkü bizim birçok müşterimiz var. Yani mesela Türkiye'deki bir ana sanayi firması karar veriyor, 2 hafta, 3 hafta durabiliyor ama bizim 20-30 tane müşterimiz var. Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafında. Ağırlıklı ihracat olan bir sektör deyince birçok ülkede de müşterimiz çalışıyor. Dolayısıyla bizim üyelerimiz, yani yan sanayiciler, tam kapatmadılar fabrikaları ama çok düşük tempoda çalıştılar. Kapatanlar da oldu ama ağırlıklı kısım düşük tempoya düştü. Bu hafta bir miktar çıtayı yükseltiyoruz, yani kapasite kullanımını artırıyoruz. Ama özellikle gelecek hafta, ki Türkiye'nin büyük oyuncuları, yani mesela Tofaş, mesela Toyota gibi büyük oyuncuları, büyük miktarda adet üretenler önümüzdeki hafta asıl üretime başlıyorlar. O sayede otomotiv tedarikçilerin büyük bir çoğunluğu da belki %30, belki %40 gibi bir kapasiteyle tekrar çalışmaya başlayacaklar. Ama bu yavaş yavaş yükselecek. Yani bunu diyelim ki 2 hafta sonra %80 olacak diye söyleyemeyiz. Bu süreç o kadar yavaş ilerleyecek ki muhtemelen Eylül ayında biz Şubat ayındaki kapasitemizin %80'ini 90'ına ancak ulaşacağız. O da olumlu senaryo. Yani yeni bir dalga olmazsa, işte bu sağlıklı çalışma kuralları dediğimiz kurallar, ki çok sıkı kurallar uyguluyoruz biz otomotiv sektöründe. İnsan hayatının çok önemsendiği bir sektör bu. Bu kurallara göre çalışma eğer sekteye uğramazsa belki Eylül ayında %80-85'lik bir iyileşme olur. Şubat ayına döneriz. Son sorum, özellikle burada sorulardan bir tanesi ihracat potansiyeli. Çünkü yan sanayi Türkiye'nin ihracatı açısından da son derece önemli kalemlerden bir tanesi. Ne kadarlık bir ihracat beklentiniz var yıl sonu için? Şimdi Oliver de sizin Münih'ten konuştuğunuz arkadaşınız da söyledi. %20 civarında Avrupa'da bir küçülme bekleniyor. Bizim en büyük müşterimiz Avrupa. Bugün de şu anda hemen kolları sıvasak başka bir pazar bulma şansımız çok düşük. Yani uzak doğuda bir miktar pazar tekrar canlanmış durumda. Ama bunun dışında nereye bakarsak bakalım aslında otomotiv sektörü zor durumda. Amerika'da da görüyorsunuz fabrikalar kapalı. Dolayısıyla yeni bir pazar bulmak için çok doğru bir dönem değil. Çalışmak için doğru bir dönem, Ar-Ge yapmak için doğru bir dönem, yeni ürün arayışı için doğru bir dönem ama yeni pazar için doğru bir dönem değil. Dolayısıyla biz bu sene muhtemelen bir pazar kaybı demeyelim ama bir ciro kaybında bulunacağız. Türk otomotiv sektörü toplamda yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir ciro kaybında, ihracat kaybında bulunacak. Bu Türkiye gibi ihracata dayalı bir ekonomide önemli. Ama bunu önümüzdeki sene telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki sene adetler artacak, ihtiyaçlar tekrar karşılanacak. Ama bu sene muhtemelen toplamda 5 milyar dolarlık bir otomotiv sektöründe gelir kaybı olacak diye düşünüyoruz. Ne yazık ki iyi senaryoya göre böyle. Alper Bey, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız değerlendirmeler için. Ben size ve kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında finans merkezine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Türkiye'de ve dünyada sağlık endüstrisi COVID-19 sonrasında nasıl şekilleniyor? Biraz daha buna dair detayları konuşacağız. Telefon hattımızda Ernst & Young Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri Ufuk Eren bizleri bekliyor. Ufuk Bey, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve bu son dönemde yaşanan gelişmeleri
Türkiye'de sağlık sektörü nasıl değerlendirdi, nasıl bir süreç yönetimi gerçekleşti, ona dair görüşlerinizi alarak başlayın. Merhaba. Tabii Türkiye bu krize daha hazırlıklı girdi ama bu tabii bilinçli bir hazırlıklı değil. Türkiye özellikle 2000'li yıllarda 2003'te özel sektör, özel sağlık sektörünün yatırımları, 2010'dan sonra da kamu sektörünün yatırımlarıyla altyapı, yani hastane, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık yatırımlarında oldukça iyi bir yerdeydi. Son 5 yılda açılan projeler, şehir hastane projeleri de bir katkı sağlamış oldu bu krize. Cihaz altyapısı olarak baktığımız zaman da Türkiye OECD ve Avrupa Birliği ortalamalarına göre iyi bir noktadaydı. Ve göreceli olarak da cihaz altyapısı da yeni idi. Bu bağlamda baktığımız zaman hem sağlık hizmet sunumu, yani hastanecilik diyelim, ve tıbbi cihaz altyapısıyla göreceli olarak iyi bir durumda girme fırsatını yakaladı. Burada bir önemli bir konu var, yoğun bakım. Biliyorsunuz bu konuda yoğun bakım, yani bu pandemideki en büyük konulardan biri yoğun bakım kapasitesi. Bundan dolayı zaten şu an İtalya'da ve İspanya'da gördüğümüz problemler buradan ağırlıklı çıkıyor. Yoğun bakım demek özel bir takım teknolojileri de yanında getiriyor, ventilatör cihazları gibi. Buna baktığımız zaman yetişkin yoğun bakımda da yaklaşık 17 bin yoğun bakım yatağıyla ve bunların her birinde ventilatör cihazı var, birebir eşlik. Bu açıdan da iyi bir noktada bu krize girdi denebilir. Peki burada sorulacak sorulardan bir tanesi, bu kriz sonrasında Türkiye'de hakikaten sağlık turizmi açısından da genel sağlık sektörü açısından da çok yatırım oldu. Yani göz, diş, plastik cerrahi, kanser tedavisi gibi alanlarda Türkiye'ye çok yoğun bir akım vardı. Şimdi burada özellikle şehir hastanelerinin de devreye alınmasının ardından kapasite genişlemesiyle birlikte önümüzdeki dönem Türkiye'de sağlık yatırımlarını bir sonraki faza biraz daha Avrupa nezdinde de ön plana çıkartacak bir fırsat var mıdır? Biz bakınca dışarıdan böyle görüyoruz ama işin hem ticari boyutu hem de aynı zamanda işletmeciliği açısından tablo nasıldır? Güzel soru. Şimdi öncelikle şunu diyeyim. Daha kriz bitmedi. Krizin ortalarına daha yeni geliyoruz. Bu krizi bütüncül olarak bakmak lazım. Kimine göre bu kriz, toplam bu kriz 16-18 ay, kimine göre 24 ay sürecek. Şimdi şu an itibariyle baktığımız zaman Türkiye özellikle özel sağlık sektörüyle ve yeni kurdukları şehir hastaneleriyle bulaşıcı olmayan hastalıklar yönetiminde oldukça başarılı bir noktadaydı. Ve bundan dolayı da yurt dışından ciddi anlamda turist Türkiye'ye geliyordu. Ve Türkiye'nin de bu konuyla ilgili büyük idealleri vardı. Bu rakamları ciddi bir milyar dolarlara çıkarma hedefi vardı. Şimdi bu kriz ve krizden sonra bu ne olacak? Benim düşüncem şu şekilde, özel sağlık sektörü, çünkü özel sağlık sektörünün kas gücü bulaşıcı hastalıklar için değil, daha çok bulaşıcı olmayan hastalıklar için. Bulaşıcı hastalıklarda şunu gördük ki kamu yatırımları daha öne çıkıyor. Yani devletin kuruluşları, bu şehir hastaneleri veya büyük hastaneler daha öne çıktı bu fotoğrafta. Şimdi önümüzdeki dönemde özel sektör, tabii ki bu pandemi korkusu bitti, pandemi bittikten sonra insanlar şu an bekliyorlar ameliyat için. Yine benim tahminim yazın sonuna doğru yukarıya doğru cirolarında ve hasta sayılarında yükselme olacak. Ama burada önümüzdeki dönemde iki yerde önemli bir beklenti var. Birisi toplum sağlığı ve halk sağlığı. Burada ciddi bir yatırım yapılması gerekecek ve bu yatırımı yapması gerekenlerde daha çok kamu tarafı olacak. Yani tekrar diyorum, kamu ve halk sağlığı alanlarında, yani toplum ve halk sağlığı alanında büyük yatırım ve bunun arkasında devlet olacak. Peki burada tabii önemli sorulardan bir tanesi şu, bu dönemde Türkiye'deki sağlık sektörü çok öne çıktı, hakikaten iyi bir sınav verildiğini düşünüyor kamuoyunun çok önemli bir kısmı, lakin özel hastanelerin çoğu bu süreç öncesinde bayağı karsızdı. SGK ile aralarında ciddi anlamda problemli alanlar vardı, ödemelerle ilgili sorunlar vardı. Dolayısıyla nakit çevirmekte çok ciddi problem yaşıyordu özel hastaneler. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktayı nasıl özetlemek lazım? Oradaki kas gücü dediniz ya, kas gücü var mı yok mu özel sektör tarafı için soruyorum. Kesinlikle büyük problem şu an benim konuştuğum büyük hastane zincirlerindeki cirolar %90
90 indi. Yani kriz öncesi cirosunu %90 aşağı inmişler. Ve bu çok kısa zamanda da yukarı çıkmayacak. Ben tekrar söylüyorum. Yani iyi ihtimalle Eylül'ün ikinci yarısından sonra bu cirolar yukarı çıkacak. Benim buradaki en büyük tehlike sinyali bir özel sağlık sunucuları. Bir şekilde burada bir geçici çözüm bulması lazım. Devletle bir araya gelip özel sağlık sunucuları. İkinci de tıbbi cihaz ve malzeme sağlayıcıları. Özellikle burada da kriz öncesinde ciddi bir ödeme problemi yaşıyorlardı. Bu hala devam ettiği konusunda duyumlar var. Türkiye bundan sonra aslında fırsatı iyi kullanırsa iyi bir üretim üssü olabilir. Ama bunun için de ödeme sistemlerinin sağlıklı işlemesi lazım. Bu iki alanı işaret ediyorum. Birincisi özel sağlık hizmet sunucuları. İki, Türkiye'deki Türk tıbbi cihaz ve malzeme üreticileri. Son sorum Ufuk Bey. Özellikle bütün bu yaşananların ardından bütün dünyada sağlık teknolojisi başka bir yere gidecek gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında bu yaşanan virüs sonrasında uluslararası seyahatlerde de acaba pasaportlarda, kimliklerde biraz daha farklılaşma, kişinin sağlık geçmişine erişim gibi unsurlar ön plana çıkartılabilir mi? Bir. İkincisi, özellikle yine sağlık teknolojisini çok ön plana çıkartırken birçok şirkete ve birçok devlete kendi bilgilerimizi, kişisel bilgilerimizi istediği şekilde kullanma izni de vermiş olduk. Dolayısıyla bunun yansımasını görme potansiyeli nasıl olacaktır? Bir de teşhis ve tedavi yöntemleri için hem yapay zeka hem uzaktan erişimle tedavi reçete gibi uygulamalar biraz daha öne çıkacak gibi görünür. Biz ne kadar hazırız bu sürece Türkiye olarak? Şimdi önümüzdeki dönemde, şimdi bile, yani önümüzdeki dönemde değil, şimdi bile telesağlık, mobil sağlık, bu giyilebilir teknolojiler, nokta bakım ürünleri ve hijyen sağlayıcı teknolojiler çok öne çıktı. Ve gelecekte bu artarak öne çıkacak. Çünkü dünyada genelde hep bulaşıcı olmayan hastalıklara bir şeyler, Ar-Ge'si yapıldı, inovasyon yapıldı, bir şeyler üretildi. Yani bunlar işte kanser, dolaşım sistemi hastalıkları gibi. Ama bu COVID-19 oyunun kurallarını değiştirdi. Bu şunu demek istemiyorum. Bundan sonra da bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar içinde cihazlar, Ar-Ge'ler, inovasyon yapılmayacak demiyorum. Yine yapılacak. Ama göz ardı edilen bulaşıcı hastalıklar için bir şey, daha az bir çaba vardı. Şimdi bu çaba çok hızlanarak ortaya çıktı. Tele sağlık, dediğim gibi mobil sağlık giyilebilir ve sizin bahsettiğiniz bilgilerin bütünsel olarak doğru yönetilmesi, bu da blok zincir teknolojilerin, yapay zeka teknolojinin ciddi anlamda devreye girmesine neden olacak. Türkiye nerede peki burada? Türkiye dijital sağlığa hızlı bir geçiş yapması lazım. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir takım yaklaşık 3-4 yıldır önemli çabaları var. E-nabız altında büyük bir veri var. Bu verinin iyi kullanılması ve bahsettiğim bu population health, yani toplum sağlığı ile ilgili ciddi bir yönetişim modellerinin çıkması lazım. Avantajımız var ama şu aşamada çok ciddi bunu değerlendirip özellikle kamunun bir araya gelip bu verileri nasıl kullanacağız, nasıl doğru kullanacağız karar verip hayata geçirmeleri lazım. Bir şeyler yapılıyor, gayet iyi yapılıyor ama daha etkinlik için doğru paydaşların bir araya gelip bir karar vermesi lazım. Ufuk Bey, bir sorum daha var. Şehir hastanelerine, bunlar için çıkılacak olan ihalelere veya sağlık teknolojilerine önümüzdeki dönemde daha fazla yatırım bekler misiniz? Özellikle şehir hastaneleri için soruyorum. Şu an şehir hastane zaten kamunun yaklaşık 40'a yakın şehir hastanesi projesi vardı. Fakat bunları 22'de galiba, yanılmıyorsam, durdurdular. Çok fazla şehir hastanesine ihtiyacımız Türkiye'nin bence şu an için yatak, nitelikli yatak konusunda iyi bir noktadayız. Ha, belki bir iki tane, üç dört tane daha şehir hastanesi açabilir. Ama çok erken değil. Bizim bundan sonra yapmamız gereken en önemli konu nitelikli iş gücü yetiştirmemiz. Yani bakın, 17 bin tane yoğun bakım yatağımız var. Ama iki yoğun bakım yatağına bir hemşire düşmesi lazım. Bize iki yoğun bakım yatağına bir hemşire düşmüyor. Türkiye'de yoğun bakım hemşiresi, benim bilgi dahilinde 700-800. Dolayısıyla bizim aynı şekilde yoğun bakım doktoru. Bizim bundan sonra yapmamız şey daha çok binalara, ekipmanlara daha fazla değil,
nitelikli insan gücüne ve inovasyona yatırım yapmamız lazım. Doğru yerlere gelmek için. Ufuk Bey çok teşekkür ediyoruz bilgilendirici açıklamalarınız ve ifadeleriniz için. Şimdi gidiyoruz New York'a. Melike Ayan Amerikan piyasalarının açılışı için bizleri bekliyor. Melike, kuvvetli bir başlangıç var gibi görünüyor deyip sözü sana bırakalım. Evet, kesinlikle yine birinci çeyrek bilançoları ve ayrıca Fed'in toplantısı bu haftanın en önemli gündemini oluştururken biz baktığımızda yavaş yavaş eyaletlerin, bazı eyaletlerin Georgia, Oklahoma, Alaska gibi eyaletlerin tekrar açılacağı haberiyle birlikte yatırımcılar alımlara geçti. West Texas fakat petrol büyük baskı altında. Mesela West Texas kontratları %25 düşerken petrol 13 doların altını tekrar buldu. ABD bütçe açığı 4 trilyon dolara çıkacak diyor Kongre'nin bütçe ofisi. Bir yandan da biz şimdi baktığımızda da Bill de Blasio belediye başkanı olarak ve vali Cuomo önce inşaat ve baktığımızda imalat sektörleri ama onun da açılışı 15 Mayıs'tan önce olmaz diyorlar. Yani sektör sektör ve en küçük en büyük işletme gibi ayrımlar yaparak kategori ederek bunları bölerek biz işletmeleri açacağız dediler bugün itibarıyla da. Zira tam tersine dönebilir hastanelere gelen vaka sayısı ile ölü sayısı. Dow Jones'un içindeki 12 firma bu hafta. S&P'nin içindeki 149 firma birinci çeyrek bilançosunu açıklayacak. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon da bunların içinde. Bir yandan da Fed'in toplantısı bu hafta ve şimdi baktığımızda bazı hisselerin temettü alımını durdurduğunu görüyoruz. Mesela General Motors temettü alımını durdurdu ve o yüzden de kendi hissesinin yukarı çıktığını görüyoruz. 10 yıllıklarda kendini 3 bas puan yukarı atarken bugün de bir yandan da Goldman Sachs'ın eski fon yöneticilerinden Ralph Paul'un 2008 krizini tahmin eden Ralph Paul'un daha dibi bulmadık satış olacak zira QE'ler ve dolar swapları hiçbirisi işe yaramadı. Şimdi baktığımızda bu henüz dibi bulmadı çünkü özellikle bunun etkisi bir 3 ay buluyor normalde dedi. Ve işte bununla birlikte yatırımcılar kendilerini dediğim gibi birinci çeyrek bilançolarıyla şu anda gelecek çeklerinde tüketiciler ve aynı zamanda pardon hane halkı da gelecek çeklerin bu hafta evlerine ulaştığına bakıyor. Diyorum sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike çok teşekkür ettik. Vakit kaybetmeden gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor. Ceren özellikle Avrupa Komisyonu'nun bankalara yönelik alacağı karar, kaldıraçlara uygulanacak olan istisnalar şu anda bankacılık endeksini sert şekilde yukarı itmiş görünüyor. Açılı bugün haftanın ilk işlem günü Avrupa borsalarının genelinde iyimserlik var. %2 aşan değer kazançları görüyoruz. Avrupa Bankacılık Endeksi %2,5 primli. AB Komisyonu'ndan gelen açıklamalar var. Reuters'ın geçtiği haber. Ve şu anda komisyon bankalarda kaldıraç rasyosu hesaplama kurallarını gevşetmeye hazırlanıyor. Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde de aktarmıştık. Sorunlu krediler için ayrılacak karşılık kurallarında da bir gevşeme önerisi yapılacak komisyon tarafından. Diğer yandan bugün Deutsche Bank hisselerindeki hareket dikkat çekiyor. Çünkü %10 üzerinde primli Deutsche Bank hisseleri ilk çeyrek bilançosunu takip ettik. Beklentileri aştı. Her ne kadar analistler zarar bekliyor olsa da ilk çeyrekte banka 66 milyon euro kar açıkladı, net kar açıkladı. Bankanın gelirleri ise 6.4 milyar euro ile beklentileri aştı. Tabii burada da en çok merak edilen konu ne kadar karşılık ayıracağı konusuydu. Credit Suisse de geçtiğimiz günlerde oldukça yüksek bir karşılık ayırmıştı ilk çeyrekte. Deutsche Bank'ın da sorunlu krediler için ayırdığı karşılık tutarı 6 yılın zirvesine çıktı. Banka 500 milyon euro karşılık ayırdığını açıkladı. Fakat önümüzdeki döneme ilişkin tahmin yapmanın giderek zorlaştığını belirtti banka CEO'su ve CET1 rasyosunun hedefi olan %12,5 seviyesinin altına gerileyebileceğini söyledi Açıl. Yeniden söz sende. Ceren teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Tescilli Markalar Derneği Başkanı İzzet Stamati bizlerle birlikte olacak. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Covid-19 sonrasında özellikle Türkiye'de sosyal hayatın akamete uğraması, beraberinde alışveriş merkezlerini, içindeki perakende zincirlerini ve aynı zamanda tescilli markaları ciddi anlamda zorlar hale geldi. Alışveriş merkezlerinin kapanmasının ardından şimdi ne zaman açılacaklarına dair çok fazla tartışma var. Tescilli Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Stamati bizlerle birlikte. İzzet Bey nasıl değerlendirmek lazım? Özellikle alışveriş merkezleri evet kapalı ama bir taraftan da açılacakları tarihle ilgili olarak
belirsizlik ve tartışma var. Siz tescilli markalar olarak burada alışveriş merkezlerinin açılma tarihi olarak nasıl bir takvim öngörürsünüz? Bu takvime markalar olarak hazır mısınız? Merhabalar Açıl Bey. Öncelikle hayırlı Ramazanlar dilemek istiyorum. Beş derneğin bağlı olduğu federasyonumuzda ciddi anlamda bu konuya önem vererek ve ciddi anlamda tartışarak bilim kurulundan gelecek olan yanıta göre alışveriş merkezinin açılması konusunda mutabık kaldık. Şu an için tarih vermek çok mümkün değil. Bilim kurulunun kararını bekliyoruz. Peki İzzet Bey, siz bu noktada alışveriş merkezlerinin bir an evvel açılmasından mı yoksa biraz daha zamana yayılarak açılmasından mı yanasınız? Biz bilim kurulu büyük bir ihtimalle şehirlere göre bir takvim yayınlayacak. O takvimin yayınlanmasından sonra bizler yavaş yavaş mağazalarımızı hazırlayarak AVM'lerle birlikte bilim kurulunun vermiş olacağı kararlara göre mağazalarımızı açacağız. Burada önemli faktörlerden bir tanesi alışveriş merkezlerinin açılmasını paralel ve müteakip olarak ister istemez kiralar gündeme gelecek. Dolayısıyla kira ödemeleri ile ilgili olarak bir talebiniz var mı? Görüşüyor musunuz alışveriş merkezleriyle? Şimdi Alışveriş Merkezleri Derneği Başkanı Profesör Hüseyin Altaş'la birçok kere görüşmeler yaptık. Bu konuda bizlerin kendileri sunmuş olduğu bir plan var. Öncelikle mağazalarımızda kış ürünleri, kış ve yaz ürünleri var. Dolayısıyla ciddi bir stoğumuz var. Bu stoğu nakite çeviremedik. Dolayısıyla aynı zamanda turizm gelirlerinden alışverişlere olan etkisinden dolayı ciddi bir ciro kaybı yaşayacağız. Aynı zamanda da bilim kurulunun alacağı tedbirlerden dolayı da alışveriş merkezlerine giriş sayısı da çok ciddi anlamda düşecektir. Bundan dolayı bizim sunduğumuz planda 3 ay boyunca alışveriş merkezi açıldığı günden itibaren 3 ay boyunca sadece genel giderlerin ödenmesi, 3 ay boyunca kirasız dönem, mutabıkken daha sonra 12 ay boyunca da kontratlarımızda yazan ciro kirasından ödemek istiyoruz kiralarımızı. Dolayısıyla sabit ödemeler yerine ciro bazlı olarak 12 ay boyunca yapalım, 3 ay boyunca da sadece genel giderleri ortak olalım diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Aynen. Çünkü doğrudur. Çünkü genel şu anda normal kiralarımız zaman zaman cirolarımızın %25'ine kadar çıkıyor. Bazı alışveriş merkezinde cirolarımızın %25'ine kadar çıkıyor. Ayrıca şöyle bir şey daha ilave etmek istiyorum. Her ne kadar biz mağazalarımızı Mart ayında kapatmış olsak da Covid-19'un yansımalarını Şubat ayının başlarından itibaren görmeye başladık. Çünkü beklediğimiz turist sayısı henüz o dönemde bile istediğimiz seviyede değildi. Dolayısıyla cirolarımız çok ciddi anlamda Şubat ayından itibaren kaymalar başladı. Peki alışveriş merkezlerinden nasıl bir geri dönüş aldınız bu teklifinize? Alışveriş merkezlerimize biz planımızı sunduk. Onlar da çok uzak değiller. Birkaç kirasız dönemde biraz yaklaştılar. Ciro kirasına biraz yaklaştılar. Umut ediyorum ki bugün kendilerinin alışveriş merkezleri sahiplerinin bir toplantısı var iftardan sonra. O toplantıdan sonra da umut ediyorum ki bizim sunacağımız plan kabul edilir. Kabul edilmediği takdirde perakende sektörünün çok ciddi anlamda bir finansal krize girebileceğini buradan öngörebiliriz. Yani biz sırf Tescilli Markalar Derneği olarak değil, konuşmuş olduğumuz diğer perakende dernekleri de bu şartların mutlaka olmazsa olmaz yerine getirilmesi gerektiğini, aksi takdirde ciddi anlamda finansal kriz, perakendecilerin ciddi bir finansal krize gireceğini ve bu işin AVM yatırımcılarına da hiç bir şekilde bir fayda sağlayamayacağını öngörüyoruz. Bu arada ciddi. Ayrıca da buyurun dinliyorum. Ayrıca da sektörde 2018'den beri
yaşanmış olan konkordato krizinden dolayı da konkordato ve iflas krizinden de sağlıklı firmaların mutlaka ve mutlaka gerek finans sektörü tarafından gerek AVM yatırımcıları tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Çünkü bizler kaybedersek AVM yatırımcıları çok daha büyük kaybedeceklerdir. Peki burada iki tane daha soru var. Bunlardan bir tanesi özellikle son dönemde bu yaşanan gelişmelerin beraberinde ithal girdiğiyle burada satış gerçekleştiren perakendeciler için döviz kurunun yükselişinden kaynaklanan bir ekstra maliyet. Bir de gümrük vergilerinin yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan bir ekstra maliyet daha ortaya çıkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bu ikisinin etkisini sormak isterim size. Bir de yeni sezonun tabii önemli bir kısmını kaçırmış oluyor şu an itibariyle perakendeciler. Ne kadarı nasıl yansıyacak bu vergilerin? Şimdi Anıl Bey, bizim gümrüklere gelen, hali hazırda gümrüklere gelen ürünlerimiz var. Finansal kriz çıktığında, yani COVID-19 krizi çıktığı zaman finans yapımızı bozmamak adına öncelikli olarak borçlarımızı, çeklerimizi ödemek adına gümrükteki malları halen bekletiyoruz. Oraya bu gümrük vergilerinden yansımasından dolayı %20 ek bir maliyet binmiş durumda şu anda. Bir de %15 de döviz kaybından dolayı, dövizdeki dalgalanmadan dolayı da şu anda maliyetlerimiz %35 oranında da şaşmış durumda. Ümit ediyoruz ki bu vergiler de bir an önce tekrardan eski düzeyine çekilecektir. Döviz tarafı nasıl etkiliyor? Döviz tarafı şöyle yapıyoruz. Biz döviz maliyetlerimiz şu anda herhangi bir oranda yansıtma kesinlikle yapamayız. Zaten alım gücü düşük, turizm olmayacak. Dolayısıyla biz ürünlerimizin maliyetini Şubat ayı başındaki kura göre yapıyoruz. Dolar 5.70 civarında, 5.75-5.90 arasında. Peki bir başka önemli konu da özellikle alışveriş merkezlerinde bu dönemde belki çokça tartışılacak konulardan biri olacak işler açıldıktan sonra. Bu finansal maliyeti ya da bu iş düşüşünü kaldıramayacak olan markaların bir şekilde alışveriş merkezlerinden çıkışı. Çünkü sözleşmelerin burada ihlali söz konusu olacağı için ister istemez ceza maddeleri yürürlüğe girmiş olacak. Bu konuyla ilgili bir girişiminiz oldu mu? Bu konuda da bir talebimiz oldu Sayın Hüseyin Altaş'tan. Zaten büyük bir kısım bu cezayı uygulamıyor. Ancak uygulamakta direten yatırımcılar var. Bununla ilgili de bir kanun maddesinin düzenlenmesini, hatta AYD'nin buna ön ayak olmasını ve gerekiyorsa kendi üyelerinde bununla ilgili bir tavsiye kararının alınması gerekiyor. Ama tabii ki bu kanunlaşırsa çok daha iyi olacaktır bizler için. Son sorum, bu ortamda yıl sonuna kadar bir projeksiyon yaptığınızda kabaca perakendeciler, özellikle giyim perakendecileri veya diğerleri açısından ne kadarlık bir ciro kaybı olabilir? Hangi sektörler daha ön planda, hangi alandakiler biraz daha geride kalarak buradaki ciro kaybını hangi ölçüde yaşayacak? Şu anda bir rakam söylemek çok doğru olur mu bilmiyorum ama yani tahmini olarak %30 ile %45 arasında bir kayıp olacağı öngörülüyor. Hangi sektörlerde? Tabii ki hazır giyim, aksesuar, elektronikte ben o kadar büyük bir kayıp olacağını zannetmiyorum. Restoranlarda yeni düzenlenecek kanunlardan dolayı yeni düzenlenecek oturma sisteminden dolayı onlarda da %50 bir ciro kaybı olacak. Yani piyasa alışveriş sektöründeki cirolar %45 oranında daralması öngörülüyor. Tabii bu gün geçtikçe daha da artacağını öngörüyoruz. Yani daha düşecek, normal cirolarına daha yaklaşacak gibi görüyoruz. İzzet Bey, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız değerlendirmeler ve yorumlar için size ve böylelikle bugün için Finans Merkezi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var, sonrasında saat başında Gözde Özköseoğlu sizlerle birlikte olacak kapanışa doğru da. Hoşçakalın.